Bu videoya bir benzetmeyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Tatlı ufak bir bebekken bir sürü potansiyeliniz vardır. Bir pilot olmayı hayal edebilir, doktor veya gazeteci olmak isteyebilirsiniz. Tüm bu farklı kariyer yollarını izleyecek potansiyeliniz vardır. Fakat büyüdükçe bu yollardan belli bir tanesine yönelirsiniz, öyle değil mi? Şimdiye kadar aldığınız kararlar sizi zaten bu yola yönlendirmiştir bile belki de. İşte kök hücreler de benzer bir şekilde işliyor. Yaşlandıkça belirli olmayan bir alandan belirli, özelleşmiş bir alana doğru ilerliyorlar. Bundan ne kastettiğimi bu video boyunca size anlatmaya çalışacağım. İşe zigot oluşumuna, yani spermle yumurtanın buluştuğu o ana kadar geri giderek başlayalım. Çünkü kök hücrenin hikayesi aslında burada başlıyor. Zigot, mitoz bölünme yoluyla şurada çizdiğim pek çok hücrenin bulunduğu blastokist evresine ulaşır. Bakın, işler burada ilginçleşmeye başlıyor işte. Blastokistin içerisinde iç hücre kütlesi denilen ve daha sonra embriyoya dönüşen özel hücre grupları vardır. İşte bunlara kök hücre diyoruz. Kök hücre olarak bu hücreler birçok farklı hücre türünde özelleşirler. Aynı zamanda bu hücrelere pluripotent de diyoruz. Pluri biliyorsunuz arkadaşlar, çok sayıda demek, ifade eski Latinceden gelen pluri çok sayıda demek. Potent de farklılaşma gücü ve yeteneği bulunan anlamına geliyor. Gelişme sürecinde bu iç hücre kütlesi, yani pluripotent kök hücreler doğru bir şekilde uyarıldıklarında yetişkin insan vücudundaki 200 çeşitten fazla hücreye dönüşebilirler. Yani vücudunuzdaki hücrelerden her biri aslında ataları olan bu hücre gruplarına kadar geriye gidebilme kapasitesine sahiptir. Şimdi aklımızda bulunması gereken bir noktanın altını çizmek istiyorum. Embriyonik kök hücreler ile burada bahsettiğimiz iç hücre kütlesi aynı hücreler. Peki gelişim yapılarında karşımıza çıkan kök hücreler yalnızca bunlar mı? Eskiden böyle olduğu düşünülürdü. Fakat memelilerde iki temel kök hücre olduğu ortaya çıktı. Az önce gördüğümüz embriyonik kök hücreler ve herkeste bulunan somatik kök hücreler. Embriyonik kök hücreler tek bir hücreden trilyonlarca özelleşmiş hücreye gitmemize yarar. Somatik kök hücreler ise vücudun onarımında görevlidir ve değiştirilmesi gereken dokuları onarır. Bu hücreler her şeyi onaramaz, fakat kök hücreler sayesinde vücudumuzda günlük olarak birçok onarım yapılır. Mesela derimizi örnek alalım. Burası derinin görebildiğimiz, dokunabildiğimiz kısmı ve su geçirmeyen sert epitel hücrelerden oluşuyor. Bu hücreler çok sert olmalarına rağmen sürekli dökülüyorlar. Örneğin giyinirken veya başka günlük işler yaparken derinizin döküldüğünü mutlaka fark etmişsinizdir. Bu süreç alt taraftaki hücrelerin üsttekilerin yerini almasıyla devam eder. Saatte yaklaşık 40.000 epitel hücremizi kaybederiz. Dolayısıyla derimizin var olmaya devam etmesi için bu hücrelerin yerine başkalarının gelmesi lazım. İşte derimizde yaşayan kök hücreler tam olarak burada devreye giriyor. Aslında derimiz o kadar sık yenileniyor ki, yani biz deriyi o kadar sık yeniliyoruz ki tamamen yeni bir deriye kavuşmamız için sadece bir ay süre geçmesi yetiyor. Yani bir ayda tamamen yenilenmiş bir deri arkadaşlar. İnanılmaz bir şey değil mi? Düşünün yani. Evet, derimizin derinliklerinde ise epidermal kök hücreler bulunuyor. Epidermal kök hücreler, tekrar ediyorum. Bunların görevi ise sürekli olarak bölünmektir. Sürekli. Gördüğünüz gibi yeni hücreler üretiyorlar ve daha sonra bunlar derinin katmanlarında yukarıya doğru hareket ediyorlar. Yeni hücrelerin görevleri ise hasar görmüş veya dökülmüş hücrelerin yerini almak. İşte bunlar kök hücrelerin yenileyici hücre olmasını sağlayan faaliyetleri. Şimdi şuradaki olgun hücrelerimizle aşağıda bulunan kök hücreler arasındaki farklara gelelim. Bunlar çok farklı hücreler. Olgun hücreler kök hücreyle aynı şey değil. Bu temel ilke her olgun hücre ve kök hücre için geçerlidir. Olgun hücre zaten özelleşmiş olan ve belirli bir görevi bulunan hücredir. Örneğin epitel hücrelerimizin üst katmanının deriyi dış çevreye karşı koruma işlevi vardır. Diğer yetişkin hücreleri düşünürsek, kas hücresinin kasılma işlevi, nöronların mesaj gönderme işlevi, kemiklerin ise katı yapısal işlevi vardır. Kısacası tüm bu olgun hücreler büyümüş, ne yapacaklarına karar vermiş olan özelleşmiş hücrelerdir. Kök hücreler için ise durum hiç de böyle değil. Kök hücreler özelleşmemişlerdir fakat önemli görevleri vardır ve buradaki hücreler gibi daha özelleşmiş hücrelerin oluşumunu sağlarlar. Bir hücrenin kök hücre olabilmesi için iki temel özelliği olması lazım. Bu hem daha önceden işlediğimiz embriyonik kök hücreler hem de şimdi gördüğümüz somatik kök hücreler için geçerli. Evet, bu iki temel özellikten ilki kendini yenileyebilme özelliği. Yani bu hücreler bölünebilirler fakat bölündükleri hücrelerden en az biri farklılaşmış hücre olarak kalmalıdır. İkinci temel özellik ise zamanı geldiğinde daha özelleşmiş hücrelere bölünebilme kapasitesinin yüksek olmasıdır. Unutmayın, buna aynı zamanda daha önce bahsettiğimiz gibi potans yani yetenek veya güç sahibi olma da deniyor. Aslına bakarsanız farklı türlerde kök hücreler bulunuyor. Bazı kök hücreler daha fazla hücre türüne dönüşebilir. Bazıları da diğerlerinden daha yetenekli ve güçlüdür. Burada gördüğümüz epidermal kök hücresi en güçsüz olan kök hücrelerinden biri. Başka bir deyişle bu kök hücreler yalnızca epitel hücrelerine bölünüp özelleşebilir. Yani epitel hücrelerinden çok sayıda var, evet. Fakat yalnızca bu tür hücre var, başka çeşit yok. Dolayısıyla bu tür hücrelere unipotent yani yalnızca bir tür hücreye bölünebilen hücre diyoruz. Şimdi size multipotent bir kök hücrenin başka bir örneğini vermek istiyorum. Mesela bu adamın uyluk kemiğini inceleyelim. Kan hücrelerimizin kemikte bulunan kemik iliğinde üretildiği yere bakıyoruz. Kemiğimizin içindeki alyuvarların yaklaşık 4 aylık bir ömürleri olduğunu biliyorsunuzdur. Bu yüzden alyuvarlarımızın sürekli yenilenmesi gerekir, yoksa alyuvarlarımız bir noktada biter, öyle değil mi? Kemik iliğimizde hematopoetik kök hücreler denen, kan üreten kök hücreler bulunur. Bu hücreler oldukça özel bir çeşit multipotent kök hücredir. Yani birçok farklı türde hücreye dönüşebilirler fakat bu hücrelerin hepsi belirli bir aileye ait olmak zorunda. Bizim durumumuzda bunlar kan hücreleri olmak zorunda, sinir sistemindeki hücreler veya başka bir hücre değil. Hematopoetik hücreler her zaman yeni kan hücresi üretmekle meşguldür. Ya oksijen taşıyan alyuvarları ya da bağışıklık sistemimizi güçlü tutan akyuvarları üretirler. Daha klinik bir örnek vermek gerekirse, lösemi gibi kan hastalıklarında hastanın kemik iliğindeki bazı kan hücreleri kontrol edilemez biçimde çoğalır. Dolayısıyla buradaki sağlıklı kök hücreler yeni kan hücresi üretemeyecek kadar sıkışır. Tedavinin bir parçası olarak lösemi hücreleri radyasyon veya kemoterapi ile ilikten temizlendiğinde doktorlar iliğe daha fazla hematopoetik hücre aktarabilirler. Bu hücreler daha sonra kişi için normal seviyelerde olacak şekilde kan hücresi üretmeye başlar. Bunlar şu anda tıpta muhtemelen en yaygın olan kök hücre türü kullanımı. Bu multipotent kök hücreler çoğu organ ve dokuda bulunabilir. Örneğin multipotent nöral kök hücreler yavaşça nöronlara ve gerektiğinde destekleyici diğer hücrelere dönüşür. Aynı zamanda vücudumuzda birkaç farklı yerde multipotent mezenkimal kök hücreler bulunur ve bunlar kemik, kıkırdak ve yağ hücresi oluşumunu sağlarlar. Epitel ve hematopoetik kök hücrelerin bölünmesini gördükten sonra bu hücrelerin bölünürken neden tükenmediğini merak ediyor olabilirsiniz. Kök hücrelerin sayılarını korumak için kullandıkları iki mekanizma var. Uyguladıkları ilk taktik, bölündüklerinde zorunlu asimetrik replikasyon denilen bir bölünme sürecinden geçmeleridir. Bu aşamada kök hücre, orijinal kök hücreye benzeyen ana kök hücreye ve farklılaşmış yavru kök hücreye bölünür. Daha sonra bu yavru hücre daha özelleşebilirken ana hücre başta bölünen kök hücrenin yerine geçer. Diğer mekanizma ise stokastik farklılaşma adıyla anılan mekanizmadır. Eğer kök hücre bir ana bir yavru hücre yerine iki yavru hücreye bölünüyorsa, başka bir kök hücre bunu fark eder ve mitoz bölünme geçirip orijinal kök hücreye benzeyen iki kök hücre üreterek orijinal kök hücre kaybını telafi eder. Bu iki mekanizma sayesinde kök hücre sayısı istenen seviyelerde kalır. Evet, şimdiye kadar embriyonik ve somatik kök hücreleri inceledik. Aslında başka bir kök hücre türü daha var. İndüklenmiş pluripotent kök hücre veya kısaca IPS. Zaten özelleşmiş olan, örneğin kas hücresi gibi somatik hücrelere birkaç belirli gen girişi yapıldığında bu hücreler ne olduklarını unutur ve geriye döner. Pluripotent kök hücreye dönüşmek üzere programlanırlar. Tıpkı embriyonik kök hücresi gibi. Bu büyük bir keşif. Yani işin tekniği hala geliştiriliyor fakat tıp için büyük etkileri olan bir durumdan bahsediyoruz. Örnek vermek gerekirse IPS hücreleri onarıcı tıbbın temel taşlarıdır. Tıpta yeni bir alan olan onarıcı tıbbın amacı hastanın hasar görmüş dokularını kendi vücudundaki kök hücreleri kullanarak onarmaktır. IPS hücreleri sayesinde kendi pluripotent kök hücreleri kullanılarak her hastanın hasar görmüş organları yeni üretilmiş hücrelerle teorik olarak değiştirilebilir. Yani hasta hem ihtiyacı olduğu yeni organa kavuşmuş olur, hem de hücreler kendisinin olduğundan bağışıklık sisteminin bu hücreleri reddetmesi gibi komplikasyonlar da gerçekleşmez. Bu tür bir tedavi yaygınlaşmadan önce daha gidilmesi gereken yollar var. Fakat IPS hücreleri kalp ve karaciğer gibi birkaç farklı organın oluşumuyla sonuçlanacak süreçlere laboratuvar ortamında öncülük etmiş durumda şu anda. Videoyu bitirmeden önce aklınıza gelmiş olabilecek iki soruyu cevaplayayım. İlk soru, kök hücrelerimizin farklılaşmasını tetikleyen şey ne? Normal durumlarda yani kök hücreler pek de bir şey yapmayıp öyle kendi halinde takılıyorken, kök hücrenin farklılaşmamış durumda kalmasını sağlayan birkaç farklı hücre var. Hücrede dolaşan ve diğer genlerin aktif olup farklılaşmayı tetiklemesini önleyen birkaç protein var. Fakat bazı ortamlarda bu düzenleme işe yaramayabilir ve hücreler farklılaşıp başka özel hücrelere dönüşebilirler. Hücre türü ise kök hücre ortamında hangi küçük kimyasal sinyallerin dolaştığına bağlıdır. Örneğin kemik iliğinde kök hücrede dolaşan ve bazılarının farklılaşıp belirli kan hücre türlerine dönüşmesini tetikleyen bazı proteinler vardır. Son olarak haberlerde sürekli duyduğumuz kordon kanı ile ilgili mesele nedir? Bebek doğduktan sonra plazenta ve göbek bağından alınan kan olan kordon kanında çok sayıda multipotent kök hücre veya bazen pluripotent olduğu keşfedilen diğer hücreler bulunur. Kordon kanı eskiden bir bebek doğduğunda hemen atılırdı. Fakat kök hücre barındırdığı keşfedildiğinden beri artık kordon atılmıyor. Umarım anlattıklarım size faydalı olmuştur.